Evet değerli izleyenler, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından yerli ve milli bir şekilde geliştirilen ve Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi olma özelliğini bünyesinde barındıran TRG-230 İHA füzesi, 100 kilometre gibi müthiş bir mesafeden de uzakta bulunan hedefini başarılı bir şekilde vurmayı başardı. Bu gelişme Yunanistan'da gündem olmakla birlikte panik havası yaratmayı da başardı. Türkiye'nin altına imza attığı her başarıdan sonra bildiğiniz gibi Yunanistan'da panik havası hakim olmaya başlıyor. Biz bu duruma alıştık ama onlar hala alışamamış gibi gözüküyorlar. Yunanistanlı bir analist diyaloğa girdiği birine "Sana defalarca Türklere yapamazsın deme dedim. Bak yine yaptılar" ifadelerini kullandı. Bu ifadeler Yunan medyasında da, yerel medyamızda da gündem olmuş durumda. Akıncı taarruzu insansız hava aracımızdan ateşlenen Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi TRG-230 İHA ateşlendi ve hedef başarılı bir şekilde vuruldu. Yaşanan bu gelişmeyi Roketsan resmi hesabından "Bayraktar Akıncı TİHA'mızdan ilk atışı yapılan ve Türkiye'nin ilk havadan karaya süpersonik füzesi olan TRG-230 İHA ile 100 kilometre üzerindeki hedef tam isabetle vuruldu. Milli mühendislik kabiliyetlerimizle sınırları aşmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer vererek paylaştı. Bayraktar kardeşler de bu gelişmeye sosyal medya hesaplarında yer vermeyi ihmal etmedi. Haluk Bayraktar yaptığı paylaşımında "Bayraktar Akıncı TİHA ve Roketsan TRG-230 İHA süpersonik füzesi ülkemizin savunma gücü için çok önemli ve stratejik bir kazanım. Hayırlı olsun" ifadelerine yer verdi. Selçuk Bayraktar ise yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, Roketsan'ın geliştirdiği Türkiye'nin ilk süpersonik füzesi TRG-230 İHA ile 100 kilometre mesafeden hedefini tam isabet vurdu" ifadelerini kullandı. Son olarak Savunma Sanayi Başkanımız Profesör Doktor İsmail Demir de konuya ilişkin kısa bir paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Ondan da bahsedelim ve konumuza devam edelim. İsmail Demir, resmi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İşte bu başarı Türk mühendislerinin inancı ve yetenekleriyle gerçekleşiyor. Hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Şirketlerimizle çizdiğimiz vizyon ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla Türkiye yüzyılına yürüyoruz" ifadelerine yer verdi. Ulaştığımız bilgilere göre TRG-230 İHA füzemizin etkili menzili 20 ila 150 kilometre arasında. Aynı zamanda bu füze hedefine nokta atışı hassasiyetle ulaşabiliyor. GPS karıştırması, yani elektronik bir saldırı olsa dahi sahip olduğu bu yüksek hassasiyet oranını koruyabilen yerli ve milli mühimmatımız, sabit hedeflerin yanı sıra hareketli hedeflere de oldukça başarılı bir şekilde angaje olabilmektedir. Bildiğiniz gibi bu füzeden önce Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 adında bir kara füzesi vardı. Adından da anlayabileceğimiz üzere bu TRG-230 İHA füzesi yeni ve geliştirilmiş bir füze olarak karşımıza çıktı. TRG-230'a bakacak olursak, TRG-230 füzesi yüksek isabet ve tahrip gücü sayesinde 20 ila 70 kilometre menzil arasındaki yüksek öncelikli hedefler üzerinde yoğun ve etkili bir ateş gücü yaratmaktadır. TRG-230 füzesi, Roketsan tarafından geliştirilen
çok namlulu roket atar silah sistemi ile uygun arayüzlere sahip farklı tipteki platformlar üzerinden de atılabilmektedir. Topçu ve hava savunma sistemleri, radar istasyonları, lojistik tesisler gibi stratejik noktalar TRG-230'un hedefleri arasında yer alıyor. Baykar Bayraktar Akıncı ise Türkiye merkezli savunma sanayi firması Baykar Savunma tarafından geliştirilmiş, yüksek irtifa, uzun dayanıklılık sınıfına sahip silahlı bir insansız hava aracıdır. İlk kez 29 Ağustos 2021 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmiştir. Akıncı, 2 turboprop motoru ile 5500 kilogramdan fazla azami kalkış ağırlığına sahiptir. Bunun 1500 kilogramı faydalı yükten oluşuyor. Hava-hava muharebesi yapabildiği için taarruzi insansız hava aracı olarak da adlandırılmaktadır. Akıncı, elektronik destek ve karşı tedbir sistemleri, çift uydu iletişim sistemleri, havadan havaya radar, çarpışmadan kaçınma radarı ve milli olarak geliştirilmiş sentetik aralıklı radar ile donatılmıştır. Her biri farklı motorlara sahip olmak üzere Akıncı A, Akıncı B, Akıncı C adlı 3 farklı varyantı bulunmaktadır. Akıncı'ya ait ilk görseller Haziran 2018'de çıkan haberlerde göze çarptı. Motor toplantısı Ağustos 2019'da Ukrayna merkezli bir motor üreticisi olan Ivchenko Progress firmasının AI-450C motoru ile başladı. Akıncı'nın ilk motor testi 1 Eylül 2019'da yapıldı. Diğer teknik testleri tamamlandıktan sonra uçak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Çorlu Hava Meydan Komutanlığı tesislerine taşındı. 6 Aralık 2019'da otomatik taksi ve kalkış sonrası İHA ilk uçuşunu yaptı. 16 dakika süren test uçuşundan sonra başarıyla iniş gerçekleştirdi. 22 Nisan 2021 tarihinde gerçek mühimmatla ilk test atışını gerçekleştirdi. Roketsan üretimi MAMT, MAMLE ve MAMC mühimmatları ile hedefleri isabetli bir şekilde vurdu. 6 ve 7 Temmuz 2021'de Akıncı, 25 saatlik test uçuşu sırasında 38.039 feet irtifaya ulaşmış ve toplam 7.507 kilometre yolculuk yapmıştır. 2 Mart 2022'de Akıncı'nın daha fazla güç üreten yeni modeli olan Akıncı B ilk uçuşunu yaptı. Bu modelde Pratt Whitney Kanada firmasının PT-6A-135A motoru kullanıldı. Son olarak ise geçtiğimiz günlerde Roketsan tarafından geliştirilen TRG-230 İHA füzesiyle başarılı bir test atışı gerçekleştirdi diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videolarımızın devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.